Bir güzel Ramazan gününden daha merhabalar değerli izleyenler. Tarım Türk TV ekranlarında Profesör Doktor Süleyman Ateş hocamızla Ramazan Sohbetleri programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi sizler ekranlarınız başına. Hocam siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Evet, günler ilerliyor artık yavaş yavaş. Ramazan olgunlaşmaya başlıyor diyebilir miyiz hocam? Tabii zaten olgundur da. Bizde daha insan da üzerinde. Daha bir olgunlaşıyor, evet. Daha bir ruhanileşiyor. Tabii sonuna doğru daha bir ruh. Çünkü Peygamberimiz de Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmiştir. Yani itikafta ne demek? Mescidinde yalnız ibadete çekiliyor. Tamamen kendini ibadete veriyor. Ramazan'ın son 10 gününde. Tabii bu sünnettir. Ve Peygamberimizden sonra hanımları da böyle yapmışlardır. Ramazan bilhassa son 10 günü. Yani, çünkü Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni son 10 içerisindeki tekerde veya çiftlerde arayın diyor. Evet. Onun için o geceleri ibadette geçirmek mutlaka birinden birine rastlayacak. Rastlayacağız. Evet, evet. Peki, yine bu programımızda dünden kalan namazla ilgili bazı başlıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Ana konumuz zekat olacak. Gündemdeki öne çıkan Ramazan münasebetiyle öne çıkan konuları konuşacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi sizlerden gelen telefonlarda da sorularınızı sevgili hocamıza ileteceğiz. Evet değerli hocam, dünden kalan konularımızdan namazla başlayalım. Buyurunuz. Yani namazdan önce isterseniz, daha bugün ben buraya gelirken yine telefonda soruldu. Biraz önce de yine bir telefon geldi aynı konu. Çünkü birisi söylemiş, işte bu şeye işte oruca erken başlanıyor. İşte bir saat kadar erken başlanıyor falan diye. Yani orucu fazla mı tutuyoruz konusunu evet, açıyoruz evet, değil mi? Evet. Evet, buyurun. Şimdi orucu fazla mı tutuyoruz söyleniyor. Yani orucu fazla tutsak bir zararı yok. Yani tamamen gece sahur yemeğine kalkmasak da oruç olur. Yalnız sahura kalkmak sünnettir. Peygamberimiz evet. Tesahharu fe inne fis sahuri bereke. Yani sahur yemeğini kalkın yiyin çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurmuşlardır. Ne zamana kadar yenilebilir? İşte bu meseleyi ben temelinden anlatacağım izleyenlerimize. Estaizu billah. Uhille lekum leyletassiyami arrafasu ila nisaikum. Yani oruç gecesinde kadınlarınızla ilişki kurmanız size helaldir. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar sizin giysilerinizdir. Birbirinizi örterseniz elbiseyi korursunuz yani birbirinizi. Evet. Siz de onların giysisiniz, elbisesisiniz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum fetâbe aleykum. Allah sizin nefislerinize yazık ettiğinizi bildi. Yani bazı insanlar vakit geçtikten sonra da demek ki böyle ilişkiyi sürdürmüşler. Bu nefse zulümdür. Allah bunu bildi ama fakat bunu affetti sizden. Ve afa ankum sizi affetti. Fel'âne başiruhunne. Artık bundan sonra, şimdi bunu niye böyle söylüyor? Eskiden, daha önce şeyden sonra, iftardan sonra yemek yenilebilirdi. İftara açar, yemek yer, namaz kılar. Ondan sonra sahur yemeğini de şeyden sonra yerdi. Yani iftarda uyumazdan önce yerdi. Uyuduktan sonra yemek şeydi, yenilmezdi. Asık yasaktı. İşte bu şeyde biraz uyumuş, ondan sonra kalkmışlar. Bazıları böyle yasak olan şeyi yapmış. İşte bu ayet onun üzerine inmiş diyorlar. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Artık bu andan itibaren onlarla yaklaşın. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın onlar vasıtasıyla size yazdığı çocuğu arayın. Yani çünkü evlenmekten asıl maksat çocuğun evet. olması ya. Evet. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Şimdi asıl önemli olan nokta da burası. Bura üzerinde hocam. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Yiyiniz, içiniz. Hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyadu minel khaytul esved. Minel fecri. Sabahleyin, sabahın siyah ipliği, beyaz ipliği, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar. Evet. Yani sabahleyin, siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar yiyip içebilirsiniz. Şimdi siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edilmesiyle kasıt nedir? Siyah iplik, beyaz ipliğin kendisi midir? Yoksa siyah iplikle, beyaz iplikle renk mi kastedilmiştir? Çünkü Arapçada siyah, beyaz ipliklerle renk, siyah ve beyaz renk de kastedilebilir.
gerek öyle olsun, yani renk kastedilsin, gerek iplik kastedilsin. Yani renk kastedilmişse siyah ve beyazın birbirinden iyice ayırt edildiği zaman demektir. Ama iplik kastedilmişse sabahleyin siyah ve beyaz ipliğin, yani renklerin birbirinden ayırt edileceği zaman demektir. Şimdi bu zaman nedir? Bu zaman hakkında çok hayırlı görüşler vardır. Güneş ışığı belirtilerinin görünmeye başladığı tanyiri ağarmasına sabah vaktine fecir denmiştir. Gerek ayette siyah ve beyaz ip, gerek mecaz olarak karanlık ve aydınlık kastedilmiş olsun, bunların birbirinden ayırt edileceği zaman ortalığın iyice ağarıp varlıkların birbirinden seçilmeye başladığı zamandır. Öyle fıkıh kitaplarında yazıldığı gibi hemen tan yerinin ağarmaya başladığı ilk zaman değildir. Çünkü o zaman da o siyah iplik, beyaz iplik birbirinden dışarıya çıkın. Ayırt edilmez. Ayırt edilemez. Evet. Zaten fecirde tan yeri ağarmasından güneş doğmasına kadar olan zaman dilimidir. Sadece tan yerinin ağarmaya başladığı zaman değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bak bu ezan okunması yemeğe engel değildir ha. Bu şey, bu ortalık da iyice ağrıncaya kadar. Şimdi diyor ki, ne Bilal'in ezanı sizi aldatıp sahur yemeğinizden alıkoysun, ne de ufkun bu şekilde, yani dikeyine yayılan beyazlığı sizi aldatıp sahur yemeğinizden alıkoysun. Işık bu şekilde, yani yatayına yayılıncaya dek yiyiniz buyurmuştur. Abdullah ibn Mes'ud'un hadisine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birleştirip aşağı doğru tutarak fecir böyledir diyeninki gibi değildir. Yani böyle yapmış değildir. Sonra bir işaret parmağını diğer işaret parmağının üzerine koyup böyle kollarını uzatarak böyledir diyeninki gibidir demiştir. Bu iki rivayetin, bu şey bilgileri bizim Yeni İslam İlmihali adlı eserimiz var. Oradan okuyorum. Tabii kaynaklarda söyleyeceğim. Bu iki rivayetin oruç vaktinin ufukta ışığın yatayına yayılmasıyla başlayacağı anlaşılır. Fakat bazı bilginler bunun hemen bu vaktin başlangıcı değil, ışığın yollara, evlere dolacağı zaman olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ömer, Huzeyfe, İbni Abbas, Talk İbni Ali, Ata İbni Ebi Rabah, bunlar hepsi sahabidir. Ameş gibi bazı sahabi ve bir kısmında tabiilere göre oruca başlama vakti, yani imsak, sabahleyin yolların, dağların, tepelerinin, evleri dağların tepelerinin belli olacağı zamandır. Mesruk diyor ki, onlar sizin fecrinizi fecir saymazlardı. Işığın evleri doldurma zamanını fecir sayarlardı. Nesai'nin Asım'dan rivayetine göre Zirr ibn-i Hubeyş, Hazreti Peygamber'in sahabisi Huzeyfe'ye, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ile hangi saatte sahur yemeği yediniz diye sormuş. Huzeyfe, gündüz idi ancak henüz güneş doğmamıştı demiştir. Şimdi delili ne? Nereden almışız bunu? Kaynak olarak. Kaynak Nesai, Siyam babı, Siyam babı 20. babta. Siyam kitabı 20. babta. İbn-i Mace, Siyam 23. İbn-i Hanbel, Müsned. Cilt 5, sayfa 400. El-Fethur Rabbani Bukhari'nin şerhi, cilt 10, sayfa 21. Ondan sonra Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde, Tahavi'de Ma'anil Asar şerhinde Zirr İbni Hubeyş'in şu sözünü aktarıyor. Huzeyfe'nin evine gittim. Huzeyfe, Huzeyfetü'l Yeman, peygamberimizin ona münafıkların ismini söylediği, münafıkları bildirdiği kimse, bir büyük insan dır bu zat. İşte Huzeyfe'nin evine gittim diyor. Yanına girdim. Doğumu yakın devenin sağılmasını emretti. Deve sağıldı. Yine emri üzerine süt ısıtıldı. Sonra bana yaklaş dedi. Ben oruç tutacağım dedim. Ben de oruç tutacağım dedi. Evet, yedik, içtik, mescide geldik. Namaz kılındı. Sonra Huzeyfe, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de bana böyle yaptırdı dedi. Evet, sabah olduktan sonra mı yediniz dedim. Evet, sabah olduktan sonra, fakat henüz güneş doğmamıştı dedi. İşte kaynak 39 İbn-i Kuteybe, Te'vil-i Müşkil-i Kur'an,
Sayfa 46 Tahavi Maanil Asar İbn Hanbel Müsned Cilt 5 sayfa 396. Bu söyledikleriniz kaynaklar hocam, izleyenlerimiz konuya vakıf olmayabilirler. Bunların en detaylı derecede araştırılıp yazıldığı, alındığı bilgiler. Bunları bunun için bunları söylüyorum zaten. Evet. Yani bu adam kafadan atıyor demesinler evet, diye. Yani onu net olarak altını çizelim. Evet. Sahih kitaplar. Evet, böyle tabii söyleyeyim. Sahih kitap. Sağlam hadis kitaplar bunlar. Evet. Evet. Sonra büyük insanlar, bunları yazanlar. Evet. Darakutni de, Kays İbni Talk, Darakutni ile meşhur muhaddistir, yani hadisçidir. Onun eseri var. Yani hadis mecmuası var. Talk İbni Ali'den Hazreti Peygamber'in şu sözünü rivayet etmiştir. Yiyiniz, içiniz, dikey ışık sizi aldatmasın, yatay kızartı belirinceye dek yiyiniz, içiniz. Ancak Darakutni, Talk'ın oğlu Kays'ın kuvvetli bir ravi olmadığını, Ebu Davud ise sadece Yemamelilerin bu hadisi uyguladıklarını söylemiştir. Taberi Cami-ül Beyan sahibi, büyük bir tefsir, tefsirlerin başı sayılır bu zat. İmam-ül Müfessirindir. Cami'ul Ayil Kur'an diye bir eseri var. Cami'ul Beyan an Te'vili Ayil Kur'an adlı eseri var. Bu 30 ciltlik tefsirdir bu. Bu görüşe sevk eden sebep orucun gündüzün tutulacağıdır. Onlara göre gündüz güneşin doğmasından batmasına kadar olan zamandır. Asıl oruç zamanı gündüz zamanı, değil gündüzdür yani. Dilciler gece ile gündüzü farklı tanımlamışlardır. Kimine göre nehar yani gündüz fecrin doğumundan güneşin batmasına kadardır. Kimine göre de nehar güneşin doğmasıyla batması arasındaki zamandır. Yani iki şey değerlendirme var. Birisi şafak atmasından itibaren gündüzün zamanı başlıyor. Evveli şafak atması ta güneşin batmasına kadar. Bir kısmı da güneşin doğmasından itibaren başlıyor. Evet, batmasına kadar. Evet, nitekim Ümeyye ibn Ebi Salt meşhur Arap şairi, peygamberimizin zamanında bu şairdi. Bir şiirinde şöyle diyor: "Veşşemsu tatla'u kulla ahiri leyletin hamra'a yusbihu levnuha yetereddedu." Her gecenin sonunda kırmızı doğan güneşin rengi değişmeye başlar demiş. Zeccaç'ta Kitab-ül Enva'ında neharın güneşin ufuktan görülmesiyle başladığını söylemiştir. İşte gündüzün tanımındaki bu farklı anlayış orucun başlama zamanında ayrı görüşlere yol açmıştır. Gerçi oruca tan yerinin ağrımasıyla başlanacağı artık ağırlık kazanırsa da, bu ağırlıklı görüştür yani bunu söyleyeyim. Gerek Kur'an'ın ruhundan, gerek bir takım büyük sahabi ve tabiilerin açıklamalarından bu zamanın o kadar erken olmadığı, ortalığın iyice aydınlanıp eşyanın birbirinden ayrı edileceği zaman olduğu, güneşin doğmasına takriben 45 dakika yahut en çok 1 saat kalıncaya dek yenilip içileceği anlaşılır. Her şeyde ihtiyat prensibini göz önünde tutan din uzmanları, burada da ihtiyat için peygamberin ruhsatını almamış, orucu güneşin doğmasına 1,5 hatta 2 saat önceden başlatmayı uygun görmüşlerdir. Çoğunluk böyledir. Dileyen öyle yapabilir. Öyle yaparsa bir şey beis yok. Beis yok bu konuda. Beis yok. Ama herhangi bir sebeple geciken de pekala Hanefi mezhebinin sabah namazının sünnet olan vaktine kadar yani yolların, ağaçların, evlerin, dağların görünüp belli olacağı zamana kadar yiyebilir. Bu konuda da ruhsat var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayetteki siyah ve beyaz ipi açıklarken söylediği gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığıdır sözünden de bu anlaşılır. Sa'd ibn Mansur, bir ilginç bir şey söyleyeceğim. Sa'd ibn Mansur İbn Ebi Şeybe ve İbnül Münzir'in çeşitli yollarla rivayetlerine göre Hazreti Ebu Bekir yani fecri ışığı görmemek için kapının örtülmesini emretmiş. Bu nafile oruçta böyle. Darakutni'nin kaydettiği bir rivayete göre Hazreti Ebu Bekir beyazlık gökte yükselmiş iken namaz kılmış. Nihayet ufukta kızartı belirince bana sahur yemeğimi getirin demiştir. Bir gün de sabah olmuş iken sahur yemeğinin getirilmesini emreden Hazreti Ebu Bekir, Salim İbni Ubeyde kapıda dur, fecr ile benim aramda perde ol,
demiştir. Bakın bu da zamanı kullanmak için evet. Efendim, değil şimdi mi? Şimdi Darakutni, bakın Darakutni yani meşhur muhaddisin kitabında var bu efendim. Vaktü Seher'de anlatıyor bunu. Yine İbnül Münzir'in sağlam senetle rivayetine göre Hazreti Ali Efendimiz sabah namazını kılmış, sonra işte şimdi beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edileceği zamandır demiştir. Hasılı bu konuda görüşler böyledir. Böyle devam şimdi, ediyor. Şimdi bu konuda meşhur Ömer Rıza Seyyid Reşit Rıza hocası Abdullah'tan da görüş naklettikten sonra şöyle diyor. Her gün, her sene oruca başlama vakti içtihat konusudur. Ancak dini derslerde, cuma hutbelerinde bu Reşit Rıza'nın görüşü. Evet. Menar tefsirinde bu. Efendim mevcut dört mezhep imamlarının görüşlerine uymaktır. Ancak dini derslerde, cuma hutbelerinde ve gazetelerde takvimlerde gösterilen imsak vaktinin oruca başlamanın ve namazın farz olacağı fecrin doğmasının yaklaştığını halka tembih amacıyla konulduğunu anlatmak gerekir. Yani halka artık namaz vakit yaklaştı, dikkat edin demek için bir erken başlatıyorlar demek istiyor. Böyle yapılmıştır ki sahura geç kalan acele edip yemeğini tamamlasın da bu suretle sahur yeme sünnetine uymuş olsun, namaza da hazırlansın. Özellikle namaz için camilere gidecek olanlar namaza yetişsinler. Fakat sabah namazı kılmanın caiz olduğu zamandan bir dakika dahi varken sahur yemiş olanın da orucu sahihtir diyor. Kaynak Tefsirul Kur'an-ı Hakim cilt 2 sayfa 184. Reşit Rıza, Seyyid Reşit Rıza büyük bir İslam alimidir. Mısır'da yetişmiştir efendim. Şimdi aslı bu. Şimdi ihtiyaten dediğim gibi çoğunluk şafak atmasından itibaren yani tan yeri ağrımasına başladığından itibaren orucu başlatırlar. İhtiyaten böyle yapmak zaten ağırlıklı görüş de budur. Bunda bir yanlışlık da yok. Ama geç kalmış olanlara da böyle bir ruhsat da var. Bunun verilmiş. Böyle bilinmesi için söyledim. Yoksa Diyanet yanlış yapıyor. Haşa öyle bir şey söylemedim. Yani erken başlansa ihtiyaten daha da iyidir. Yani ben de zaten Diyanet'in saatine göre oruca başlıyorum. Tutuyorsunuz evet. Ama burada hani işi kolaylaştırmak adına yine böyle bir durumda söz konusudur. Evet. Bunun ruhsatı verilmiştir deyip siz de kaynaklara dayanarak bunu açıkladınız. Evet. Biraz fazla tutuyor gibi gözükebilir ama bundan da zarar gelmez. Fazla tutsa ne olur? Yalnız bizim sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah buyurun hocam. Ben Moskova'ya bir zaman gitmiştim. Galiba 79 idi. Yani Orta Asya ve Kazakistan müftüsü zat bizi davet etmişti. Sizin Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığınız dönem miydi? Evet, Ziyahuddin Babakhanov. Yok, ondan sonra. Ondan bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Dört profesör gitmiştik biz oraya. Orada işte Leningrad'a gittik. Gündüz saat 10'da ikindi vakti bizdeki. Evet. Yani güneş ancak 12'den sonra biraz batar gibi oluyor. Zaten 2'de yine doğuyor. Yani ışık, ortalık aydınlık. Şimdi Almanya'da ancak saat 10'da iftar edebiliyorlar. Yani biz saat hani 9'a yakın, 9'a evet. Çeyrek kala falan yapıyoruz. Halbuki onlar bizden 1,5 saat önce daha fazla sonra. Evet oruç tutuyorlar yani. Evet, onun için bir şey olmaz. Bir saat fazla tutsalar bir şey olmaz. Ama böyle de bir rahatlığı var. Bunu da bilmesi lazım. Evet, bilmek gerekir. Zorunluluk halde varsa da uygulamakta bir sakınca yok. Yakında yoktur. Çünkü gecikmiş olan var, uykuda kalmış olanlar, ev kalkmış daha. Yani ortalık daha böyle çok ağarmamış. Yani güneş de doğmamış. Daha güneşin doğmasına bir saat var. Güneşin doğmasına bir saat kalıncaya kadar da böyle insanlara ruhsat vardır. Rahat rahat yapılabilir. Evet. Son itibariyle Allah'a ibadet ediyoruz. Evet, netice itibariyle insanlar niyetlerine göre değerlendirilir. Hocam peki bu hani normal zamandaki, gerçi onunla çok bağlantılı ama söyleyecek bir şeyiniz var mı diye sormak isterim. Normal zamandaki ezan vaktiyle, İşte hani Ramazan'daki ezan vakitleri arasındaki değişkenlik bunun da bağlantılı bir şey. Bu da biraz önce söylediğiniz sebeplerden mi kaynaklanıyor? Şimdi
orucun başlama zamanını bildirmek için Ramazan'da biraz erken okunur. Evet. Yani diğer zamanlarda müezzin pek camiye yani o kadar erken gelmez. Yoksa şafak atmasından itibaren ezan okunur. Ama biliyorsunuz Arap memleketlerinde bilhassa Suudi Arabistan'da erken okunur ezan. Ve Mekke, Medine'de erken okunur. İnsanlar camiye giderler ve daha bize göre Mısır'da da öyledir. Erken kılarlar. Biz çok geciktiriyoruz. Bir Hanefi mezhebinde öyledir. Ama şeyler, Şafiler ve diğer mezhep mensupları daha erken kılıyorlar evet. Onun bir sebebi, özel bir nedeni? Yani vakittir. Güneşin tan yeri ağarmasından ta güneş doğuncaya kadar namaz kılma zamanıdır. Hangi zamanda kılsan olur. Erken kılarsan daha bir huzurlu oluyor bence. Evet. Peki, birazdan ilk bölümü tamamlayacağız. İlk bölümün ardından da sizlerden gelecek telefonları da alacağız. Değerli izleyenler, bugünkü ana başlığımız zekat. Zekatla ilgili Profesör Doktor Süleyman Ateş hocamız çok birbirinden değerli ayetleri sizlerle paylaşacak, açıklamalarında bulunacak. Sizler de ikinci bölümde yine bizlere katılarak telefonlarınızda, sorularınızla programa dahil olabilirsiniz, ortak olabilirsiniz. Hocam ilk bölümün sonuna yaklaştığımız bu anlarda yine bunlarla ilgili söylemek istediğiniz hadis-i şeriflerde kıssalar varsa alabiliriz. Var efendim. Şimdi Ramazan'ın en önemli özelliklerinden birisi de itikaftır. İtikaf sünnet-i mekkededir. Peygamberimiz Ramazan'ın biraz önce de işaret ettiğim gibi son 10 gününü itikafta geçirirdi. Yani ihtiyaç için dışarı çıkabilir. Ama bunun dışında dışarı çıkmaz. Yalnız kendini tamamen ibadete verirdi. Ve dünya kelamı konuşmak da doğru değil. Yani kendini bir nevi kampa alır gibi. Kampa alıyor, evet. Değil mi hocam? Allah'a veriyor. Yani. Evet. Allah'a veriyor. Kendisinden sonra da sünnet-i mekkededir bu. Yani kuvvetli bir sünnettir. Hanımları itikafa girmişlerdir. Onun için bu sünneti mutlaka... Yani her kentte uygulan birisinin olması lazım. Yani bu herkese, umuma sünnet-i müekkededir. Ama bir kişi, iki kişi uygularsa diğerlerinden bu şey sakıt olur. Yani, mesela günümüzde işte bir Müslüman, bir mümin, hani kamp dedik biraz önce benzetmek adına. Nasıl uygulayabilir, nasıl yaparsa bu esas olur, iyi olur, güzel olur hocam? Evinde herhangi bir tarafa, köşeye çekilir, o da ibadete verir kendini, konuşmaz. Yani bu tesbih çekmek olur, dua okumak olur, Kur'an-ı Kerim okumak olur. Ama dünya ile meşgul olmayacak. Evet. Dünya ile meşgul olmayacak. Sadece kendini ibadete verecek, Allah'a verecek. Bu vakti ne kadar? Bir gün de olabilir. Üç gün de olabilir. En şeyi üç gündür. Ama pekala... Şafii'ye göre bir saat dahi yani bir an dahi orada kendini ibadete vermek bile itikaf sayılır. Tabii bu peygamberin yaptığı itikaf değildir. Yani evet. O peygamberin sünneti olan itikaf yani 10 gün mescitte kalmak ve başka bir şeyle meşgul olmamaktır aslında. O dönemde sizin de yine kitaplardan edindiğiniz kaynaklardan nasıl bir ibadet gerçekleştirilmiş hocam? Bununla ilgili nasıl örneklemeler yani yapabilirsiniz? Bilhassa Ramazanlarda tabii her zamanda peygamberimizin ömrünün çoğu ibadetle geçmiştir. Ama peygamberin gecenin yarısını ibadette geçirmesi gündüzün yapacağı işlere engel değildir. Yaptığı cihatlar peygamberimizin biliyor musunuz ömründe 87 savaş yapmıştır. Evet. Bunun 40'tan fazlasını bizzat yönetmiştir bu 10 yıllık süre içerisinde. Komutan olarak? Komutan olarak yönetmiştir. Aynı zamanda büyük bir komutandır Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyle sıradan bir insan değil. Zaten sıradan değil ama komutan askeri bir dehadır aynı zamanda. Yani hatta Mustafa Kemal Paşa bile yani Mustafa evet. Kemal Paşa bile Hazreti Peygamber'in büyük bir askeri deha olduğunu söylemiştir. Yani. Savaş uygulamalarını da incelediğini detaylı bir şekilde araştıran izleyicilerimiz de görebilir. Evet, değil tabii, mi? Öyle. Ve onun büyük bir askeri deha olduğunu söylüyor yani. Evet. Sonra İslam'ı öven çok sözleri var Atatürk'ün tabii. Ondan sonra şimdi biz zannediyoruz ki onun hiç dinle alakası yoktu. Hayır hiç de öyle değil. Ramazanlarda bizzat yaşayan insanlar diyorlar ki yani kendisini sofrasına giden. Eşlik etmiş. Eşlik etmiş. Davetine katılmış kimseler. Büyük profesörler. Buna ben Abdülkadir soyadını unuttum bizzatın Vakıflar Dergisi'ne yazdığı yazıyı okumuştum. Son bölümü onunla alalım o zaman hocam. Yazı şimdi hatırımda değil yok, de. Yok yani genel olarak yaptıklarıyla ilgili. Şu yani bir kere
Ramazanlarda saz falan öyle müzik şeyleri girmezdi şeye. Peygamberimiz ondan sonra hafızları çağırırdı. Peygamberimiz Mustafa Kemal Atatürk. Hafızları çağırırdı. Onlar Kur'an okurdu. Saadettin Kaynak diyor ki bir gün bana Mustafa Kemal Paşa hele şu ayetleri tercüme et dedi. Yani Kur'an'ın bir kısmını tercüme etmesini emretmiş. Ve ben bunları tercüme ettim. O tercümeyi okudum ama sesle o kadar okudum. Çok etkilendi. Dedi ki Kur'an'da neler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Evet. Peki. Bir şey daha, bir fıkra daha söyleyeyim istersen. Buyurun hocam. İçinizden geldi. Vaktimiz varsa. Şimdi Beykoz İmamı diyor ki camide şeyin önünde oturuyoruz. Caminin yanında böyle namazı, ikindi namazı kıldıktan sonra dediler ki Atatürk geldi. O sırada Atatürk gelmiş tabii. Ama ben diyor tanıdım. Yani gazetelerde fotoğrafını görmüştüm. Neyse ben yanına doğru sokuldum. Dedi ki bu caminin imamı nerede? Beykoz imamı nerede dedi. Buradayım paşam dedim. Dedi ki elinde bir salkım üzüm vardı diyor. Dedi bu helal de bunun suyu niye haram olsun? O anda diyor düşündüm. Dedim ki paşam senin karın sana helal. Kızın niye haram? Dedi ki sen alimsin yarın şeye gel, saraya geldin. Evet, güzel bir cevapla. Evet. Evet, ikna etmiş. Evet değerli izleyenler, ilk bölümün artık sonuna geldik. İkinci bölümde ana başlığımız zekat olacak ve sizlerden gelecek olan telefonları da cevaplamaya çalışacağız. Saygıdeğer hocamla birlikte kısa bir ara, aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Telefonlarımız gelmeye başladı. İkinci bölümden itibaren de programımızın sonuna kadar telefonlarımızı alacağız. Hocam ilk telefon bağlantısı olana kadar biz reklam arasında konuştuk. Onunla başlayalım. Telefon da hazır olsun. İstihare nedir diye bir soru var. Hemen isterseniz onun gerçek olanını, asıl olanı paylaşalım izleyenlerimizle. İstiharenin manası hayır kelimesinden gelir. İstihare hayır talep etmek, hayırlı olanı istemek demektir. Şimdi Peygamberimiz herhangi bir kimse yapacağı bir işin hayırlı olup olmadığında veya şimdi mi veyahut da daha sonra mı yapacağı konusunda tereddüdü olursa o kimse şöyle istihare etsin diyor. Yani Allah'tan bunun hayırlı olanı kendisine bildirmesini dilesin. İki rekat namaz kılar. Namaz kılar. Namazın ardından da şu duayı okur. Dua şudur. Allahümme. Bunun Türkçesinde okuyabilir. İlmihal kitaplarında var ama ben Arapçasını okuyayım. Allahümme inni estakhiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta'lamu ve la a'lam ente allamul guyub. Allahümme in kunte ta'lamu enne hazel emra khayrun li fi dini ve ma'aşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. Ya Rabbi, yani bu iş benim hakkımda hayırlı ise bana nasip eyle, şerli ise, kötü ise benden uzak tut demektir. Şimdi bunu okuduktan sonra içine doğan ağırlıklı düşünceyi neyse hayırlı olan odur. İçine doğan ağırlık. İşte istihare budur. Peygamberimizin tavsiye ettiği istihare budur. Ama bu 7 defa yapılır. Her defasında da ağırlıklı düşünce bir şekilde doğarsa işte o hayırlıdır. Fakat daha sonra salih insanlar, yani Peygamberimizin devrinden 2-3 asır sonra yetişmiş olan salih alim insanlar buna bir rüyaya yatma şeklini eklemişler. Yani iki rekat namaz kılıp istihare duasını okuyup yatmak. Rüyasında eğer beyaz ve yeşil tonlu şeyler görürse o işin, yapacağı işin hayırlı olacağına, ya kırmızı veya siyah tonlu şeyler görürse şerli, kötü olacağına işaret sayılır.
İstihara bu efendim. Yani bizim yıllardır bildiğimiz gibi asıl olan, evet, sünnet olan istihare namazlı değildir. Namazlıdır fakat rüyalı değil. Ha, rüyalı değildir, pardon. Evet. Namazdır ama, evet, rüyalı değildir. Evet. Yani rüyaya yatıp da ne çıkacak, o mu çıkacak, bu mu çıkacak diye beklemek değildir. Değildir. Peygamberimiz bu konuda bir hadis-i şerifi var. Ma khabe men isteşara ve ma nedime men istihara. Evet, istişare eden, danışarak iş yapan perişan olmaz. Hmm. Evet, istihare ile iş yapan da istihare, yani karar veremiyorsa, tabi yine danışır, bilmem ne yapar ama yine buna rağmen bir karar çıkmıyorsa, istihare ile yapan da pişman olmaz. Olmaz diyorsunuz. Telefon bağlantımız hazır olacak ama hocam, hemen ifadenizin arasında bir şey geldi kulağıma. Şer, halk arasında çok bilinen bir laf vardır. Hayır da şer de Allah'tandır diye. Ama ben ayet-i kerimede bir farklı şekilde hatırlıyorum. Sizin hayır olarak bildikleriniz Allah'tandır, şer olarak bildiğiniz kendinizdendir gibi. Siz detayıyla tabii vereceksiniz. O konuyla ilgili bir iki cümle söyleyebilir misiniz? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Senin başına ne güzel, ne kadar güzel şeyler geldiyse onlar Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Ama başına kötü gelen kötülük kendi hatan, şeyin. O zaman hayır da şer de Allah'tandır lafı, evet, doğru bir laf değil midir? Doğrudur. Hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah'tır. Allah'tır. Başka yaratan yok ki. Evet. Allah'tan başka yaratan yok. Yani bir insan kötü bir iş yapmak ister ama bakarsın, hayır, çolak oldu, yürüyemedi, işte yapamaz. Allah ona o gücü vermezse yapamaz onu. Ama Allah insanı zorlamaz, serbest bırakmıştır. İrade-i cüz'iye, yani küçücük bir daire içerisinde kendi özgür düşüncesiyle bir şeye karar verir. Onu yapma gücünü veren Allah'tır. Veren Allah'tır. İyi dilerse, iyi iş yapmak isterse Allah ona iyi yapma gücü verir. Kötüyü yapmak isterse kötü işi, Allah ona da kötü yapma gücünü verir. Ama sorumlu olan insandır o seçtici. Seçiminden ötürü insan sorumludur. Dolayısıyla buna bir örnek, çekip bir insanı silahla vurmak, evet, Allah'ın bize yaptırdığı bir şey değildir. İrademizi kullanarak yaptığımız bir şeydir. Evet, sorumluyuz. Sorumluluğu bize, evet, aittir. Tabii. Evet. Telefon attığımızda Ahmet Bey var Tokat'tan. Ahmet Bey, merhabalar. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Televizyonunuzun sesini lütfen kısalım. Tamam. Buyurun, sorunuzu alalım. Ahmet Bey, merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Tamam, duyuyorum. Buyurun. Televizyonunuzun sesini lütfen kısar mısınız? Ben... Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Sizlere de sağ olun. Aleyküm selam. Buyurun. Ben hocama olacaktı sorum. Bu imsak ve Ramazan'la ilgili de. Evet, alalım sorunuzu. Benim bölgemde geçen Ramazan ilk başlandığı günde sabah namazı 4:20 geçe ezanı okunacaktı. Normalde imsak vakti de 3:23'te olmuş. Ezan 3:23'te okunmuş. Biz bunu duymadık tabii ki. Dolayısıyla daha sonra biz 3:23'ten sonra yemeği yedik ve yattık. Evet. Ben daha sonra da bunu öğrendiğimde ben daha sonra hoca arkadaşlarıma da sordum. Hocalar bana bunu söylediler ki senin oruç tut yine bozma ama bir gün kaza etmen gerekiyor dediler. Hocamdan bunun için de bir bilgi alacaktım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Yemeği yediğiniz zaman eğer henüz daha güneş doğmasına bir saat falan var idiyse orucunuz tamamdır. Kaza etmeniz de gerekmez. Ama yemeği yediğiniz zaman güneşin doğmasına yarım saat falan gibi bir zaman kalmışsa o artık o orucu kaza etmeniz uygun olur. Evet. Evet. Telefonlarımız gelmeye başladı ama biz bu arada yayınımızın başında söyledik ki zekatla ilgili hocam bazı, evet, ayetler okuyacaktık. Yine Müzemmil suresinde ayet belirlemiştik, bazı ayetler belirlemiştik. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin diye başlayalım. Devamı sizden gelsin hocam. O kadar güzel bir ayet ki Allah'a borç verin. İnsanın hani böyle... şevkini daha da arttıran bir ayet diye düşündüm ben bir an. Siz şimdi, ne dersiniz? Zekat tabii paylaşma demektir aslında. Yani zekat aslında artırma demektir. Artırma. Evet.
Yani insan zekat verince malını artırır. Yani zanneder ki eksilir aslında ama tam tersine bereketlendirir. Bereketlendiriyor. Zekat malı yani dolduruyor, içini dolduruyor. Bereketli bereket veriyor ona. Onun için insan o malda daha bir huzur, zekatını verirse daha huzuruyla yer onu. Daha bir cimrilikten de alıkoyar. Cimrilikten de alıkoyar. Onun için اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَقِلُوا اللّٰهَ قَرْضًا وَاَتُوا الزَّكَاتَ Namazı kılınız, zekatı veriniz, Allah'a güzel borç veriniz. Allah'a güzel borç vermek. Zekat demek yani fakir fukaraya yapılan yardımlar, verilen işte sadaka vesaire, bunlar Allah'a verilmiş borçtur. Allah'a verilen borç. Allah en garanti borcu alan kimsenin garantili olması, güvenilir olması lazım değil mi? Allah'tan daha güvenilir var mı? Zaten hocam Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız diye. Allah katında o verilen bir tane vermişse belki onun 10 katını, en az 10 katını, nasip 700 eder. Katını da verebilir. Cenab-ı Hak verir dilerse. Onun için yani yapılan yardımlar, verilen zekat öyle boşa değil. Önce mala bereket getirir bir, ikincisi de Cenab-ı Hak onu ahirette ödüllendirir. Dünyada da belki o şeye imkan verecektir. Adamın belki de zengin olmasına da sebep olacaktır. Sebep ama ben dünyada işim rast gitsin, zengin olayım diye zekat vermeyecek. Hiçbir şey için değil. Sadece halisen livacillah Allah rızasını kazanmak için verecektir. Allah emretmiş. Cenab-ı Hakk'ın emri neyse onu yerine getirecektir. Bu vazifemizdir. Şimdi zekatı verilmeyen mal kirli maldır. Zekat aynı zamanda temizlemek anlamına da gelir. Zeki demek zeki demek aynı zamanda tertemiz insan demektir. Kad eflehe men zekkaha. Evet, nefsini temizleyen felah buldu. Nefsini temizleyen, yücelten manasına da gelir. Arındıran manasına da gelir. Yani zekat malın kirini giderir. Zekat ne zaman farz olmuştur? Zannedilir ki zekat Medine-i Münevvere'de farz olmuştur. Halbuki pekala Mekke'de inen ayetlerde de hatta belli bir miktar olarak zekat öneriliyor. Mesela وَالَّذ۪ينَ Zariyat suresi. Zariyat suresi 67. suredir ve Mekke'de inmiştir. Orada buyuruluyor ki o yani muttaki insanların vasıfları anlatılırken وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Ve o onlar ki mallarında dilenciye ve yoksula belli bir hak vardır. Belli bir hak. Evet. Ha, peki bu belli hak ne kadardır? Kur'an-ı Kerim'de bunun miktarı belirtilmemiştir. Evet. Ama Peygamberimiz hadislerinde bunu belirtmişlerdir. İşte zekat parada 40'ta 1'dir. Evet. 40'ta 1. Efendim %2,5. %2,5. Tabii de zekat altından verilir, gümüşten verilir, ondan sonra arpadan, buğdaydan verilir. İşte kuru üzümden ve hurmadan ve 6 türlü şeyden zekat verilebilir. Tabii bunların her birinin ayrı ayrı miktarları vardır. Bu fıkıh kitaplarında ayrıntıyla izah edilmiştir. Şimdi bu konuda yani zekat vermek insana büyük huzur getirir. Önemli olan kişinin hep kendini düşünmesi değildir. Fakir fukarayı da düşünmesidir. Zekat sadece öyle gelirden değil. Bütün mal varlığından. Ama zekatın farz olması için malın belli bir miktara orana varması ulaşması gerekir. O da nisap miktarı ona deniyor. Nisap miktarı. O nisap miktarı hocam dinleyicimiz hatta bekliyor. Tamam. Belli bir dönemdir. Onu alalım, nisap miktarını hemen ardından konuşalım. İsmet Bey İstanbul. Alo. İsmet Bey. Efendim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen televizyonunuzun sesini kısın. Evet, televizyonunuzun sesini lütfen kısın. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Merhaba, iyi akşamlar. Ben sizi duyuyorum. Sorunuzu alalım, buyurun. Hocama iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı size bir sorum var şöyle. Benim eşim şeker hastası. Şeker hastası olduğu için oruç da tutamıyor. Sesinizi de alamıyorum ama. Kendi televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstık, tamam da kıstık. Tamam.
Devam edin. Tamam nefisim, şimdi sessiz geliyor. Eşim şeker hastası. Oruç tutamıyor. İnsülin kullanıyor 3 kere. 20 yıl kullanıyor. Alo. Duyuyorum ben sizi. Lütfen devam edin. Dinliyorsunuz değil mi? Acaba eşim diyor, çok düzülüyor, şekeri çıkıyor. Diyor ki ben oruç tutamıyorum. Ne yapmam gerekir diyor. Çünkü bu da bu Cenab-ı Allah'ın verdiği bir hastalık. Artık bu bir arkadaş oldu. Bu bende de var aslında. Ama ben de tutamıyorum. Daha doğrusu şeker hastası olduğu için ben de kullanıyorum. Ne yapmamız gerekir hocam? Bunu danışacağım. Bir de size ben şeker hastası dişlerim de bugün çektiğimde fazla konuşamıyorum. Sizlerle böyle rahatsızım. Tamam, yormayalım sizi. Bir şey oluyor böyle konuşurken, heyecanlanıyoruz da. Yormayalım sizi İsmet Bey. Bu vitreleri, tutmadığımız vitre vermek şart mı bize? Peki, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. Sağ ol. Ayrı iftarlar, ayrı Ramazanlar. Sizlere de sağ olun. Şimdi bir kere iyileşmesi muhtemel bir hastalığa yakalanmış olan kimse orucunu yer, şifa bulduğu zaman orucu kaza eder. O yediği günleri kaza eder. Ama şeker hastalığı iyileşmeyecek bir hastalık ise ki bu sürekliliği olan bir hastalık ise o zaman onun oruç tutma zorunluluğu yoktur. Bu oruca güç tanıyor demek ki, sağlığına da zarar verir. İhtiyaten onun her günde bir fakiri doyurmak suretiyle bir fidye vermesi, doyuracak kadar bir fidye vermesi lazım. Yani bugün 5-6 lira neyse bir fakire verecek. Tabii bu 30 Ramazan 3-6 18 180 lira, 200 lira. Hocam orada soru işareti olan konu bir öğün mü, bir gün mü? Bir gün. Bir sabahlı akşam ama 3 öğün değil. Sabahlı akşam. Evet, bir gün bir fakiri doyuracak ama öyle yani baklavayla doyuracak değil yani. Yani vücudun şeyini devam ettirecek şekilde, efendim hayatını devam ettirecek şekilde bir yemek. Normal bir insanın yiyeceği. Kur'an-ı Kerim de diyor ki min evsati ma tut'imun. Ailenize yedirdiğinizin ortasından. Evet. Ne çok pahalı değil. Ne de düşük. Yani değil. Atılacak şeyler yani, değil. Yani evet. Daha somut konuşsa ne simitle ayran, evet, ne de baklava börek. Tabii. Öyle. Onun ikisinin ortası. Orta hali bir şey. Neyle insan bir fakir karnını doyurur? Orta hali, sabahlı, akşamlı. Kaç lira ise o kadar fidye verecek. Yani, verilebilir. Evet, evet. Şeyin işin doğrusu bu. Şimdi gücünüz yetiyorsa bu fidyeyi verirsiniz. Ama buna da gücünüz yetmiyorsa, mali durumunuz müsait değilse ve sürekli bir hastalığa müptelaysanız, yani iyileşmesi ihtimali olmayan bir hastalık içerisindeyseniz, onu Allah bilir, ben bilmiyorum, sizin şeyinize bağlı, o zaman zaten oruç tutmakla mükellef değilsiniz. Değilsin. Fidye vermeniz de gerekmez. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir cana gücünün üstüne bir şey yüklemez, emretmez. Yalnız namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, elinizden gelen geldiği kadar ibadetinizi yapın ama siz oruç tutmakla yükümlü değilsiniz. Evet. Hocam hemen surelerle devam edelim. Maide suresi, eğer arkadaşlarımızdan da rica edelim, eğer namaz kılar zekatı verirseniz, elçilerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel borç verirseniz elbette sizin günahlarınızı örterim. Yani hem zekat hem namaz tüm günahların bir anlamda örtülmesine imkan tanıyor, evet, gibi zekat, belirtilen bir ayet. Zekat, namaz, oruç, yani Kur'an'ın emrettiği ibadetler aslında bunlar İslam'dır işte. İslam'ın şartları söz etmiştik. Şartları İslam'dır. Yani bunları yapmayan insan, yani inanıyorsa yine Müslüman sayılır ama eylemli Müslüman değildir. Eylemli Müslüman. Fiiliyata dökmüyor. Kültür Müslümanı, hüviyet Müslümanı. Ama bunları, o inancını, yani Kur'an'a olan inancını fiiliyata döker, uygularsa o eylemli Müslümandır. İşte eylemli Müslüman insan, yani namazını kılıyor. Bu yaptığı ibadetler onun hatalarını innel hasenati yuzhibne seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Yani bu tıpkı eliniz kirlendi, vücudunuz kirlendi, girer banyoda yıkanırsınız. Peki hocam buradaki... Evet. Allah'a borç verirseniz ifadesinden kasıt tam olarak nedir? Yani başında namaz var, zekat var. Onlar bizim zaten farzımız. Tabii ama devamında gelen borç neyi kasteder, ifade eder? Tabii bunları bir kere fakire vermek de yani Allah'a borç vermek demektir. Allah onu ödeyecek çünkü. Yani Allah'ın
beslemesini, infak edilmesini emrettiği bir kimse. Müslümanın, zengin insanın o fakirleri doyurması gerekir. Onlara yedirmesi, içirmesi, yaptığı yardımlar Allah'a borç sayılır. Bu bir. İkincisi, bu ayetleri Hazreti Peygamber'in hayat tarzından ayırmak mümkün değil. Hazreti Peygamber ömründe 86-87 savaş düzenlemiştir. Bunun 40'tan fazlasını, yarıdan fazlasını kendisi bizzat komutan olarak yönetmiştir. Bu savaşlar o zamanın şartları içerisinde kolaylıkla mı yapılıyordu? Evet. Peygamber büyük bir, zengin bir devlet sahibi değildi. Nereden aldı kendisi biliyorsun? Yetim bir çocuktu. Evet. Öyle büyüdü. Ondan sonra yoksullukla büyüdü. Sonra Hatice ile evlenince zengin oldu. Ama halk gibi yaşadı. Yani öyle halktan ayrı bir şey, bir yaşamı, hayatı olmadı. Daima minder üzerine oturur. Birisi geldiği zaman o minderi de bırakır. Kendisi o minderi gelen misafire verir. Kendisi toprağın üzerine otururdu. Böyleydi Peygamberimizin hayatı. Şimdi bu savaşlar neyle yapılır? Savaş ekonomiye mi dayalı? Paraya dayalı. Evet. İşte bunlar Müslümanların yaptıkları yardımlarla. Affedersiniz. Evet. Rica ederiz hocam. Olabilir. Evet, evet. Canlı yayında bazen hiç önemli değil. Evet hocam, buyurun. Evet. İnşallah. Evet. Affedersiniz efendim. Şimdi bu savaşlar öyle kolay yapılmadı. İşte Müslümanların yaptıkları, zengin Müslümanların yaptıkları yardımlarla yapıldı. Yani bunlara yapılan yardımlar Allah'a verilen borç demektir. Evet. Allah'a verilen borç. Çünkü bu suretle Allah'ın dini hakim olacak, oturacak. Ondan sonra insanlar bu huzura kavuşacak. Kur'an gönüllere hükmedecek ve İslam yayılacak. Bu böyle olmasa İslam'ın önünde engel var. Adamlar, Kureyşler engel oluyorlardı. Yayılmasını önlüyorlardı. Ancak ne zaman ki Mekke fethedildi, o zaman İslam'ın önü açıldı. Hocam evet. Biraz daha derinleştirsek aslında ne kadar enteresan. Evet. Allah'ın bize vermiş olduğu nimeti biz yine Allah'a borç olarak veriyoruz. Borç bizden olarak yine borç olarak istiyor. Hem bize o verdiğimiz borç bize dönüyor. Evet. Hem üstüne bir mükafat veriyor. Ahirette dönecek, hem de dünyada dönecek. Müslümanlara dönmedi evet. mi? Şimdi o fakir halden dünyanın en büyük imparatorluğu kurdular onlar. Kuruldu. O fakir insanlar parayı nereye harcayacaklarını bilemediler. Öyle bir evet. bolluğa ulaştırdılar. Yani Cafer-i Sadık Hazretleri zannederim. Evet. Hatta Enes bin Malik Kufe'ye gitmiş. İşte kendisine seferde oruç tutmanın hükmü sorulmuş da demiş ki o zamanlar fakirdik. Karnımızı doyuracak şeyi bulamazdık. Yiyecek bulamazdık. Yiyecek bulamazdık. Onun için yolculukta tabii zorluk çekerdik. Cenab-ı Hak o zaman o ruhsatı verdi ama şimdi rahatız, karnımızı doyurabiliyoruz gittiğimiz yere de rahatça var. Onun için seferde şey etmeye gerek yok, yani seferi tutup oruç yemeye gerek yok demiştir yani. Evet. Evet. Değerli izleyenler, ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölüme birazdan geçeceğiz. Telefon bağlantılarımızı yine yapmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Değerli izleyenler, bir kez daha birlikteyiz. Evet, programımızın son bölümünde yine telefonlarınızı alacağız, yayınımıza aramaya devam edebilirsiniz. Hocam, bu Ramazan başlamasıyla birlikte bazı yerler ziyaret edilir. Bunlardan en bilinenlerden bir tanesi de Oruç Baba'dır. Bunun dindeki yeri nedir? Dinde hiç yeri yoktur. deyip kapatalım mevzuyu diyorsunuz. Yok. Nefes yormayalım aslında. İzahat vermemiz lazım. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'tan başkasından bir şey istenmez. Allah'tan başkasından bir şey isteyen kimse suya gel avucuma dal demek gibidir diyen kimsenin durumu gibidir. Bu aynen Arap müşriklerinin yaptığı şirkten farksız bir harekettir. Ya putlara ne demek tapmak ya? Gibi bir tabii, şey diyorsun. Yani ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfana diyorlardı ki biz bunlara tapmıyoruz aslında. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara tapıyoruz.
Yoksa aynı şey. Bunlar Allah değil, onu biliyoruz diyor. Oraya giden de aynı şeyi söylüyor. Oraya giden aynı şeyi söylüyor. Bunlar bize, bu bizim duamızı Allah'a yaklaştırsın. Bunun yüzü hürmetine Allah kabul etsin duamızı. Niye kardeşler, Allah sana ondan yakın. Niye sen oruç babaya yaklaşıyorsun? Niye direkt temas kurmuyorsun? Yahut da falan yatıra yalvarıyorsun. Oraya gidersin, onları ziyaret etmek hoş bir şeydir. Ama ahirete hatırlamak için ziyaret edilir. Bir de onlara dua etmek için gidilir. Onlar bizden istifade edecek, biz onlardan değil. Onlar biz onlara dua edersek onlar bizim duamızdan istifade ederler. Ama biz onlardan istifade etmeye kalkarsak o zaman şirk olur. Yani edip de yüzü su hürmetine bana bunu nasip eyle demek hatadır. Hatadır. Çünkü elâ lillâhi dînul hâlis. Hâlis din sadece Allah'a mahsus. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in ismini alet ederek de böyle yapmak doğru değildir. Yani Peygamberimizi o da zaten doğru değil. Onu yani Allah ile Allah'a duada kimse karıştırmaz. Yani Allah'tan aracı koymayalım araya. Aracı yok. Evet. Aracı yok. Bizim en büyük sıkıntımız zaten budur hocam. Evet. Biliyorsunuz. Neden? Çünkü وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah bana benden daha yakın ise niye başkasına şey yapayım? Ama yani peygamberimizin yüzü hürmetine bu kadar denilebilir, bir şey olmaz. Bu şirk değil. Ama peygamberimizden doğrudan ya Muhammed bana bir çocuk ver dedin mi o şirktir işte. Yani yoksa Allah'ın sevdiği bir kul ona delil de var. Mesela Cenab-ı Hak peygamberinin başına yemin ediyor. لَاَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Senin başına and olsun, ömrüne and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalıyorlar. Yani Allah da peygamberine değerini veriyor, değer veriyor. Yani, ondan hiç şüphe yok hocam. Bunda şüphe yok. Ondan hiç şüphe yok. Bunun için ya Rabbi Allah'ım senin katında bu yani peygamberinin makbul olan, sevgili olan peygamberinin yüzü hürmetine dersen yine Allah'tan istemek şartıyla olabilir. Fakat onu bırakır da bir doğrudan peygamberden bir şey istersen ondan sonra ya Resulallah benim şu işimi yap, ya Resulallah bana ya şefaat et. Bunlar da yanlış şeylerdir ya. Şefaat Allah'a mahsustur kardeş. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaatçilerin şefaati onlara hiçbir fayda sağlamaz. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaat sadece Allah'a mahsustur. Mahsus olduğunu söyle diyor. Kur'an-ı Kerim bu kadar ağırlıklı olarak belirttiği bir şeyi yine hala biz tutup da başkasından isteme durumunda değiliz, doğru değil. Peki hocam, Peygamber Efendimiz için yapılabilir dediniz bu. Evet. Bu beraberinde şunu getirebilir mi? Eyüp Sultan Hazretleri Efendimiz'e gidip orada dua edip Eyüp Sultan Hazretleri Efendimiz'in yüzüsü hürmetine demek, Oruç Baba'ya gidip onun yüzüsü hürmetine demek. Bunlar beraberinde bu yanlışlığı getirmez mi? Bunlar da gelir de fakat yüzü suyu hürmetine dense bir sakıncası bence yok. Yani çünkü Allah'tan istemiyor. Ya bir Allah'a onu şey yapıyor yani Allah bunu seviyor. Aracı koymuyor mu hocam? Ondan isterse aracı koyar. Ondan istemiyor. Fakat onu tabii Allah katında makbul bir insan. Eyüp Sultan Hazretleri makbul değil mi? Peygamberin sahabesi, peygamberin mehmandarı, peygamber onun evinde konuk olmuş. Evinde konuk olmuş. Bunun yüzü hürmetine derse bence bir sakınca yok. Onda bir sakınca yok. Evet. Peki. Evet. Hemen Baraka düzeltiyorum. Bakara suresiyle devam edelim. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir diye başlıyor 261 hocam. Demin de söylediğimiz gibi insanın verdiği aslında malını eksiltmez, malına bereket getirir. Hem bu dünyada bolluk getirir, bu dünyada bir ona bereket getirir, ahirette de Cenab-ı Hak ona birden 700'e kadar ödül verir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْبَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ Allah yolunda mallarını harcayanların durumu bir taneye benzer. Ki o tane 7 başak bitirdi. Her başağında 100 tane var. Demek bir tane 7 başak, her başakta 100 tane yani 700 tane. Allah bir iyiliğe 700 kat sevap veriyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً Bu Ra'd suresinde iyilik yapanlara, güzellik yapanlara, ihsan edenlere yaptıkları ihsanın var fazlası da var. Sadece yaptıkları iyilik kadar değil. Yani bir yaptıkları bir iyiliğe bir iyilik değil. Fazlası ne kadar o? En az 10 katı, en şeyin çoğunun da şeyi yok. Haddi sınırı yok ama 700 katı da kadar da çıkar. Evet. Peki 266. ayetten rica ederim arkadaşlarımızdan da. Biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyvesi bulunan hurmalardan, üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun?
kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktü. Aciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada birden ateşli bir kasırga gelsin de bahçeyi yakıp kül etsin. Allah düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor. Burada iyi ve kötüyü göstermiş hocam. Buradaki amaç nedir? Yapılan iyiliğin, insan iyilik yapar. Ondan sonra onu gösteriş için yaparsa bitti o iyilik. Evet, hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Ya iyilik yaptı, ya ben sana falan zamanda şu işi yapmadım mı, şu iyiliği yapmadım mı? Sen de benim bu işimi yapmıyor musun? Ha, bunun hiçbir değeri yok. İşte o ya, bu şeyler, başa kalkmalar, ondan sonra ne bileyim riya vesaire gibi gösteriş, bunlar yapılan iyilikleri sıfıra indirir, sıfırlar. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَنْ Onlar ki Allah yolunda mallarını harcarlar, peşinden de paşa kalkmazlar. Mennen ve la ezen. Eziyet etmezler, incitmezler kimseyi. Lehum ecruhum inde rabbihim. Onların mükafatları Rableri katındadır. Yani verecek, yani insan elinden geldiği kadar iyilik edecek ama yaptığı iyiliği hemen o anda unutacak. Fakat iyilik görmüş olan kimse de onu ömrünün sonuna kadar unutmayacak. İşte şey budur yani ölçü. Evet. O adam da yani iyilik gördüğü yere kötülük yapmayacak tabii. Vefa bilmek diyorsunuz. Vefa borcunu ödeyecek. Fakat bu da ya iyilik yapan da onu hemen unutacak. Diyor ki Ebu Abdurrahman es-Sülemi, "Leke fadlun ma lem tara fadlek." Yani sen faziletini, erdemini görmediğin sürece erdemlisin. Ama erdemini görersen, erdemli olduğunu sen görür, düşünürsen erdemin kalmaz. Gidiyor. Gider. Evet. Evet. Allah uzak tutsun. Evet, amin. Arkadaşlarımızdan son bölümde yine bir telefon bağlamalarını isteyebilirim. 268 yine şeytan sizi fakirlikle korkutur diyerek. Evet. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size kötülükleri, kötü işler yapmanızı emreder. Allahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise kendisinden bağışlama ve fazla lütuf vaat ediyor. Yani verirsen fakir olmazsın. Fazlasını Cenab-ı Hak verecektir. Hiç merak etme. Malına bolluk, bereket gelecektir. Huzur, gönlüne huzur gelecektir. Vallahu vasi'un alim. Allah geniştir. Yani isterse yapılan iyiliği kat kat fazlasıyla iyilik yapan kimseye öder ve yapılan iyilikler de zayi olmaz. Yani şairin dediği gibi dest-i gavvasan-ı insafa gelir. Bir gün çıkar, sen hemen bir iyilik et, ummana at. Yani bir dalgıcın eline gelir de bir gün o denizin dibinden yukarı çıkar. Sen bir iyilik et, denize at, orada zayi olmaz. Allah biliyor çünkü. Allah biliyor. Yani daha Türkçe'ye işlemişti, iyilik yap, denize at. Denize. Balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir demişlerdir, evet. Evet. 270. Ayette Allah için yaptığınız her harcamayı yahut adadığınız her adağı Allah bilir. 270'ten itibaren devam edelim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَزَرْتُمْ مِنْ نَزْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ Yaptığınız harcamayı, yani Allah yolunda verdiğiniz şeyleri veya yaptığınız adakları Cenab-ı Hak bilir. وَمَا لِلظَّالِمِنَ مِنْ اَنْصَارٍ Zalimlerin bir yardımcısı yoktur. İn tubdu sadakati fe ni'imma hi. Sadakaları açık verirseniz ne ala olabilir. Riya için değil. Ama açıkta herkesin göreceği şekilde verebilir. Bundan teşvik de var. Bu benim sana sadakamdır değil de söylemeden verip. Vermek. Birisi görse bir zararı yok. Evet. Ha. Ama söylemeyeceksiniz sadaka olduğunu. Ve in tukfuha ve tuhal fakat onu gizleyerek fakirlere verirseniz فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَدَا هَيْرٌ Yani veren sağ elin verdiğinden sol el görmeyecek. Haberi olmayacak. Hatta bir insanın latifeleri vardır. Manevi latifeleri, ruhani bunlara işte nefistir, ondan sonra kalptir, sırdır, kafidir, ahfadır. Bunlar böyle bu latifelerin de bir alttaki latifenin bir üstteki latifenin yaptığından haberi olmayacak. Bir üstteki latifenin daha da o makamda bulunan kimsenin yaptığı ibadetin, zikrin, alttaki latifedenin haberi olmayacak. Yani kişi kendi kendinden bile
saklayacak şey. Saklayacak. Yani o kadar ki riyadan kaçmak için bunu böyle bu prensipleri getirmişler. Hocam mesela özellikle 273. ayet şu fakirlere mahsustur sadakalardan söz ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Şu fakirlere mahsustur ki Allah yolunda kapanıp kalmışlardır. Yeryüzünde gezip dolaşamazlar. Bilmeyen utangaçlıklarından dolayı onları zengin sanır. Asıl i̇şte, büyük erdem bu galiba değil mi? Asıl onları bulmak lazım. Asıl onları bulmak, onlara vermek lazım. Yoksa sokakta zaten dileniyor. O nasıl olsa bir şeyler bulur. Fakat öbür adam aslında zengin olmuştur bir zaman, hali vakti belki yerindedir. Sonra düşmüş olabilir. Düşmüştür. Veyahut da onurludur, kimseden istemeye tenezzül etmez. Aç kalır ama istemez. İşte o tür insanları bulup vermek lazım ve bu tür insanlara yardım eden insanlar da hemen akabinde o yardımların karşılığında buluyorlar. Onun için bir gönül yapmak kadar güzel bir şey yoktur. He, bir gönül yapmak. Şey Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Dil bedesta ver ki hacci ekberest. Ez hezaran Kabe yek dil behterest. Gönül yap ki bir gönül almak büyük hacdır. Hatta bir gönül yapmak binlerce hacdan da aptaldir. Çünkü haccı yani Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yaptı, insan yapısıdır. Ama gönlü Allah yaptı, Allah yapısıdır. Onun için Cenab-ı Hak ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Müthiş. Evet. Evet bir telefon daha. Musa Bey. Alo, selamun aleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar. Musa Bey, Denizli'den. Buyurun. Ben hocama şeyi soracaktım. Hocam şimdi biz yaz ayındayız. Kuzey Yarımküre'de de belli bir yerlerde gün hiç batmıyor. Bu yerlerde orucumuzu nasıl tutarız? O aklıma takıldı benim. Onu sormak istedim hocama. Yani mesela Sibirya'da işte Finlandiya'nın üst kısımlarında ise işte gün hiç batmadığı için oruca nasıl kalkarız, orucumuzu nasıl tutarız diye soracaktım. Teşekkür ediyoruz. İyi Ramazanlar diliyoruz. İyi Ramazanlar. O yerlerde bulunan kimseler, kutuplarda bulunan kimseler, tabii güneş belki 3 ay batmıyor. Evet. 3 ay oruç tutacak halleri yok. Onlar Kur'an'ın indiği kenti esas alarak, yani Mekke kentini esas alarak, onlar Mekke'dekiler hangi saatte oruca başlıyorsa o saatte oruca başlarlar ve hangi saatte orucu yiyorlarsa onlar oruca saatte de oruçlarını yerler. Onların oruçları tamamdır. Gündüz işte güneş batsın batmasın fark etmez. Aynı şekilde namazları da öyle takdir ile kılarlar. Yani her öğle namazı için, sabah namazı için, öğle akşam namazı için belli vakitler yani saatte belirlerler. O vakit geldiği zaman o namazlarını kılarlar. Onlar için yapılacak şey budur. Evet hocam son bölüme girdik. Bir telefon daha almaya çalışalım. Ama ben son bölümde her zaman olduğu gibi size yine programın içerisinde ya da herhangi bir konuyla ilgili olarak bir hadis, bir kıssa varsa onu sizden dinlemek, almak isteriz. Yine bu konuştuğumuz zekatla olabilir, oruçla olabilir veya aklınıza gelen herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Şimdi يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallaha bi kalbin selim. O gün ne mal ne evlat çocuklar fayda verir. Ancak Allah'ın huzuruna selim kalp yani manevi hastalıklardan arınmış tertemiz kalp getiren fayda bulur, fayda görür. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Asıl yaratılışımızın amacı da zaten budur. Ruhumuzu da bu yüceltir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi doğduğu zaman onun babası Muhammed İbn Hüseyin Es-Sülemi bütün malını, mülkünü fakirlere dağıtmış. Hiçbir şey bırakmamış. Demişler ki senin çocuğun oldu, ona hiçbir miras bırakmadın. Demiş ki o çocuk salihlerden olursa Allah salihleri korur, yönetir. Eğer fasitlerden olursa ben eline fesat aleti vermemiş olurum. Çok çünkü güzel. Kötü insanların elinde mal fesat aleti olur yani. Çok doğru. Evet. O mal yine onu döner dolaşır bulur. Evet, değil mi? Evet. Evet, Ali Bey, Kayseri'den. Ali Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz. Selamat için iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, buyurunuz. Hocam, biliyorsunuz yaz mevsimindeyiz, tarım zamanı. Mahsulümüz tarlada kaldı, oruç tutuyoruz. Ne yapacağız? Bir tarlası var mı hocamdan rica ediyorum. Ne tarlada kaldı dediniz Ali Bey?
mahsulümüz buğday eksik, tarlada kaldı. Şu anda tarlaya varamıyor sıcaktan. Evet, çalışamıyorsunuz. Mahsul de tarlada bekledi. Çıkış yolu mu arıyorsunuz? Çıkış yolu arıyorum hocam, evet. Evet, çıkış yolu özetle ben bu konuda Muhammed Abduh'un ve Reşit Rıza'nın görüşlerini söyleyeceğim. Muhammed Abduh diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ. Yani oruca güç dayananlar, oruca dayanan ama güçlükle dayanan. İstihaka bir şey zorla, zorlanarak yapmak demektir. Yani bir şey yapabilmek için insan gücünün son şeyini harcaması demektir. Son sınırını harcaması demektir. İşte böyle oruca güçlükle dayanan kimseler oruç yerine fidye verirler. Siz de böyle bir durumdaysanız fidye verip orucunuzu yani yiyebilirsiniz. Öyle diyorum ama tabii bu kadar zorlanmanız durumunda bunu diyorum. Fakat şunu da söyleyeyim ki benim babam, Allah rahmet eylesin, bir taraftan orak biçti, yani ekim biçti. Bir taraftan da 3 ayları tuttu. Sadece Ramazan'ı değil. Sadece Ramazan evet, değil. Sadece 3 ayları tuttu. 90 günden söz ediyoruz. Evet, 90 gün. Böyleydi babam. Allah rahmet eylesin. Demek ki o biraz, demek ki orada birazcık kendinizi daha motive etmeniz gerekiyor. Evet. Biraz daha itikatla inşallah kolay tutarsınız orucunuzu Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Başarının devamını diliyorum. Çok sağ olun. Kayseri'ye selamlar olsun. Hayırlı yayınlar olsun hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, son bölüme geldik. Bence sizin bu mesajınızdan sonra Ali Bey de dört elle orucuna sarılacaktır. İnşallah, inşallah öyle olur. İnsan Allah'ın rızasını kazanabilmek için ne yapması lazımsa onu yapacaktır. Nedir Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan? Kur'an'ın emirleri. İşte müminler, şu müminler felaha erdiler. Nedir onlar? Namazlarını saygıyla kılarlar. Yani namazda insan kendini Allah'a vererek yapacak. Yapacağı ibadeti Allah rızası için yapacak. Başkası görsün diye değil, Allah görsün diye yapacak. Şimdi Şeyh Sadi Gülistan'ında şöyle bir fıkra anlatır. Bir zat ziyafete gitmiş. Yani saygın bir kişi ziyafete gitmiş. Oradan geldikten sonra demiş ki bana yemek ver, ya hazırlayın yemek yiyeceğim demiş. Oğlu demiş ki baba sen ziyafetten gelmedin mi? Çünkü vali onu çağırmış. Valinin sofrasına gitmiş. Sen ziyafetten gelmedin mi? Evladım demiş, orada demiş herkesin içerisinde saygın adamlar var. Onların yanında çok yemek, yani öyle doya doya yemek ayıp olur. Onun için daha kibar yemek lazım demiş. O zaman baba diyor, sen kalk namazını da iade et. Çünkü namazını da mutlaka ağır ağır kırmışsındır diğerleri görsün diye. Yani şunu bunu görmesi için değil, değerlendirmesi için Allah değil. Rızası için. Allah'ın değerlendirmesi için yapmak lazım. Kendimizi huzurlu ve mutlu kılmak için evet. Allah'a ibadet etmeliyiz. Evet. Allah rızası için. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ özellikle olun. Programın son bölümlerinde anlattığınız kıssalar ve fıkralar ve programımızı daha da keyiflendiriyor. Sağ İftara olun. Yakın. Bizleri daha da motive ediyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Allah inşallah Ramazan boyunca bu muhabbetle, keyifle bu manevi ziyafetimizi devam ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Kuvvet versin, güç versin. Evet değerli izleyenler, Tarım Türk TV ekranlarından Profesör Doktor Süleyman Ateş hocamıza Ramazan sohbeti programımızın bugün de sonuna geldik. Yeniden buluşmak üzere. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Hoşçakalınız.